Sevgili dostlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Sebahat Döyen. Türkiye'mizin güzelliklerini ve Bursa'mızın güzelliklerini keşfetmeye ve sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Bursa'nın Yeşil semtinde Yeşil Türbe ve Yeşil Cami'yi gezeceğiz. Yeşil Cami 1421 yılında Sultan Mehmet Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Dünya UNESCO Dünya Mirası kapsamındadır. Turkuaz'ın yeşil ve mavinin birleşmesi sonucu oluşan çok özel bir turkuazı içinde barındırmaktadır. Şimdi sizlere videolarım ve fotoğraflarımla burayı tanıtacağım. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi mavi ve yeşilin birleştirerek oluşturulan en güzel turkuazı Yeşil Türbe'de görebilirsiniz arkadaşlar. Yeşil Türbe'ye gelmek için kısa bir bilgi vereyim size. Birçok yerden heykele ulaşım sağlayabilirsiniz. Heykele geldikten sonra heykelin arkasından taksi dolmuşlarla 4 TL bir ücret ödeyerek Yeşil Türbe'ye gelebilirsiniz. Şimdi hep birlikte Yeşil Türbe'yi gezelim. Buyurun lütfen. Gördüğünüz gibi yukarıda burada Çin'i sanatının en güzel örneklerini görebiliriz Yeşil Cami'de. Sevgili dostlar, şimdi Yeşil Türbe'nin içine giriyoruz. Yavaş yavaş burayı ben sizi tanıtmak istiyorum. Burada kapının oldukça özel bir işçiliği var. Burayı göstermek istedim sizlere. Yavaş yavaş içeri doğru girelim. Sevgili dostlar, Yeşil Türbe yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekmiş ve gerçekten de görmeye değer çok özel bir yer. UNESCO tarihi dünya mirası listesinde yer alan bir yer. Şimdi sizleri burayı gezelim. Turkuaz'ın en güzel tonunu Yeşil Türbe'de görebilirsiniz. Sultan Mehmet Çelebi'nin yaptırdığı bir türbe. Burada Şehzade Yusuf Çelebi'nin Şehzade Yusuf, Çelebi Mehmet'in oğlunun sandukasını görüyoruz. Çelebi Mehmet, Padişah Mehmet Çelebi'nin sandukasını görüyoruz bu bölümde arkadaşlar. Devam edelim şöyle. Şehzade Mustafa Çelebi, Mehmet'in oğlunun sandukasını görüyoruz. Şehzade Mahmut Çelebi, Mehmet'in oğlunun sandukası arkadaşlar. Dayı Hatun, Çelebi Mehmet'in dadısının sandukası. Ayşe Hatun, Çelebi Mehmet'in kızının sandukası. Ve Hafsa Hatun, Çelebi Mehmet'in kızının sandukası arkadaşlar. Burayı da size göstermek istiyorum. Buradaki işçilik, Çin'i işçiliği belki biraz ışıktan dolayı tam görünmeyebilir ama Çin'i işçiliğini de şöyle sizlerle paylaşmış olalım.
Sevgili dostlar, bu gördüğümüz işlemeler kalem işçiliği şeklinde yapılmıştır. Nakkaş Ali tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda Çin işlemeleri de zamanın ustası Mecnun Dede tarafından yapılmıştır. Yeşil Türbe'nin Çin işçiliği.